Kardeşim şimdi sen grafik istedin ama ben sana bunu videosuz anlatamayacağım. Öncelikle durumu bir anlamamız lazım. Buradaki dalgayı tam doğru düzgün sayamadığım için WXY dedim bu A ayağına. Ve bu yüzden bu böyleyse B ayakları normalde A, B, C gelir. Burada ne demişim? Bir yükseliş hafif sonra düşüş. Fakat buradaki 0.618 seviyeleri bu dalganın yapısı için önemli. Şimdi 0.618 ve altına gitseydi burasına bir B ayağı derdim ve burada bir C beklerdim. Şimdi burada ne yapmış? Burada bir X dalgası bitirmiş olabilir. Yani şurada bir şu şekilde nasıl olmuş olabilir? Şöyle A, B, C yapmış olabilir. Ve burada bir X dalgası bitirmiş olabilir. Burası WXY değildir, ABC'dir. WXY buradadır. Yani şöyle. Şurası ABC, W. Şurası X dalgası 0.618 altına gitmediği için. Şurada da bir Y dalgası gelecek. Ve bu B'yi, şuradaki B ayağını tamamlayacaktır. Şimdi gelelim senin asıl soruna. Şu an 15 dakikalık grafikteyim. Gördüğün gibi, pardon, burayı sayması pek mümkün değil. Burayı da sayması pek mümkün değil. Ama burada ne olabilir? Şu kısım bir A ayağı gibi görünüyor. Şurası da bir X dalgası gibi görünüyor. Şurası da artık yani WXY olabilir arkadaşım burası. Yani burada şöyle bir durum var. Böyle bir şeyse şu dalganın şurada bittiğini farz ediyorum. Bu dalga da burada bitti diyelim. Şimdi bunun üstünden bir yerden şu gepli bölgeden red yeme olasılığı var. Ben bildiğimi söyleyeyim sana. Yani şu bölgeden red yeme olasılığı var. Yani bu ne yapabilir? A, B, C yapabilir. Buralarda takılabilir. Burası bir A dalgasıdır. A, B, C yapabilir. Yukarı gidebilir. Burada B'yi bitirmiş midir? İşte sıkıntımız burada. Yani şurayı sayamıyorum. Burayı impasifte sayamıyorum. Bir dakikalığa kadar düşeyim. Şöyle. Bir dakikalığa kadar düşelim. Şöyle şu dalganın yapısına bir bakalım. Ne var burada? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5 diyelim. Burası impasif görünüyor. Beşli. Ama bu sefer de burada 0.618 altına gidildiği için burayı beşli sayamıyoruz. Şu kısmı beşli sayamıyoruz. Bu sefer burada bir sıkıntı çıkıyor. Burası nasıl bir şey olabilir? O zaman bu ilk dalga da olabilir, bu ikinci dalga da olabilir. Önemli olan şurası aslında bizim burayı doğru düzgün sayabilirsek, şu kısmı sayabilirsek, şurada 1, 2, 3, 4, 5 dalga var. Şurada A, B, C olabilir. Veya şöyle A, B, C olabilir. Burası bir dalga olabilir. Yani şurası C'nin 3 ayağı olabilir. 4 ayağı olabilir. A, B, C 5 ayağı olabilir. Yani burada bir A, B, C ayağı olabilir. Şöyle bir bakalım. Yani nasıl olabilir? Şöyle A, B, şöyle C olabilir burası. Bunun Fibonacci seviyesine de bakalım. Şöyle. Yani 0.618'in altında. Şimdi biz burada ne bekliyoruz? 4 saat diye alayım. Biz burada hep korektif dalgalar bekliyoruz. Korektif dalgalar bekliyoruz. Ancak şuradaki
Beşli sayım işi bozuyor gibi. Biz yine de emin olalım. Trend çizgisiyle bakalım. Yani beşli gibi görünüyor. Gayet impasif. Şöyle bakayım. Şurada bozmuş mu, bozmamış. Hiçbir yerde bozmuyor. Tam iğneyi denk getirelim. Bu da tam iğne denk gelmiş yani. Çok ilginç. Yani burada beşli bir sayım var ve bu 0.618 altına gittiyse yani normalde 1-2 diye saymamız lazım. Burası gerçekten karışık yani. Burası gerçekten karışık. Şimdi şöyle bir durum var. Endekste düşüş bekliyorum endekslerde. Daha doğrusu az bir yükseliş, daha sonra düşüş falan bekliyorum. Bu da gerçi dalga yapısı olarak beklediğimizi yaptı. Yukarı da gidebilir. Ha tamam, seviye gelmedi. Dip seviye gelmedi ama beklediğimizi de yaptı. Burada acaba W, X'ye bilmem ne yapma şansı var mı? Onu düşünüyorum. Yani bu bana pek şey de gelmiyor. Şurası A dalgası desem. B dalgası C. Burası geçiyor. X dalgası olmuyor. Yani bayağı karışık bir durum. Çok arada derede kalmış. Çok arada derede kalmış. Ya şimdi şöyle bir şey var. BİM'i alsan da, şimdi şöyle bir BİM'i alsan da satış yerin burası. Yani 78 lira. Ne kadarlık bir kar bırakacak sana? Yani %13. %13'lük. Ya şimdi bunun tabii üstüne de gidebilir. O ayrı konu da. Yani sen teknik olarak o seviyeden sonra artık senin satış beklemen gerekiyor. Yani bu burada bitecek diye bir şey yok. X yapar, Z yapar. Daha uzatır da uzatır yukarı. Yani illa gidecek diye bir şey yok. Orası sadece 0.618 seviyesinin üstündeki destek direnç. Yani şu. Şuradaki düşüşün. Şuradaki 5 ayağından itibaren düşüşün şu dibine kadar baktığın zaman tam 0.618'in üstündeki destek direnç. %13'lük bir hareket var. Ve üstünü bilemem. Yani flat B ayakları uzatabilir de. Baya baya uzatabilir de. Ama burada A ayağının isteğini görüyorsun. Burada ne var? A ayağı baya bir istekli aşağı yönlü. Burada bu B ayağının ilk dalgası yukarı yönlü biraz istekli. Burada bayağı bir zaman geçirdi. Son dalgası herhalde uzatacak şöyle. Yani zamansal olarak uzatacak diye düşünüyorum. Bunda ne demişim? 3'ün 4'ü bitmiş. Şimdi burada şöyle bir şey olması gerekiyor. Şu araları, dalgaları saymazsak A, B, C, daha sonra da yukarı 5. dalga gelmesi gerekiyor. BİM'de. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir durumda olabilir. Şu 4 ayağını şuraya çekeyim. W, X, Y ile 4 ayağı bitmiş de olabilir. Yani bu A ayağı değil de 4 ayağıdır. Anlatabiliyor muyum? O zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. 5 ayağı diagonal geliyordur. Yani nerede o dalga? Şurada. Şunu şöyle şuraya alayım. Şuradaki 5 ayağı diagonal geliyordur. Yani nasıldır? Şu ilk dalgadır. 1 dalgasıdır. 2 dalgasıdır. ABC 3, 4, ABC 5 şeklinde bitirecektir burayı. Yani 5. dalga geliyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şu ABC'yi silerim. Şunu silerim. Şu WXY'yi de silerim. Şunu da siliyorum. Şuraya 4 derim.
Tamam mı? Şunu da tiny yapayım. Şöyle bir şey olabilir. Şuradan dosya konumunu alıyorum. Şurası 1'dir. Şurası 2'dir. Şöyle. İşte biraz daha uzatır 3. Diyelim ki şuraya kadar uzattı veya şuraya kadar 3. 4. 5 şeklinde bunu bitirir ve aşağıya patlar. Şu an için gördüm, bu daha biraz daha mantıklı geldi bana. Bu biraz daha mantıklı geldi bana. Deminden beri burası X mi yaptı, bilmem ne mi yaptı, burası niye 5'li, o niye ABC bilmem ne falan diye kafamız karışabiliyor. Yani dediğim gibi şurası 1, nereden sayıyordum, ABC'yi bitirir, 1, 2, 3, 4, 5, A yapar, A, B, C yapar, B yapar, sonra 1, 2, 3, 4, 5 sayar, 3'ü bitirir. Anlatabiliyor muyum? 3'ü bitirir. Yani bu şekilde daha bir mantıklı geldi bana ama. Yani şuradaki, yani şu ABC dursun. Burada ABC sayıyor sanki, değil mi? Bakalım. 1, 2, 3, 4, AB, 5. Yani işte. Sanki ABC sayılıyor burada. Burayı da 5'li saymıştık. İmpasif. İmpasif 5'li saymıştık. 1, 2, 3, 4, 5 diye uzatacak gibi görünüyor. Ama endeksin durumu da sıkıntılı. Ben baştan söyleyeyim. Şuradan bir yerden satış yeme olasılığı var. Şimdi mumlara baktığım zaman, şu mumları, yeşil mumları görüyor musun? Bak şu yeşil mumlar yukarı yönlü aşırı istekli. Artı şurada şu dalganın bittiğini onaylamış. Bu dalga, yani bu dalga bitmiş artık burada. Bu dalga daha fazla şey yapmayacak. Bu artık evet yukarı yönlü bir hareket gelecek ama ne kadar gelecek? Nereden alıyorsun şu anda? Normalde ne bekliyorduk bunda? Normalde buraya çıkış bekliyorduk, çıktı. Trende kadar düşüş bekliyorduk, geldi. Şimdi buradan yukarı 5'i gidecek ama böyle mi gidecek? Buraya düşecek. Buraya çıkıp buraya düşüp böyle mi gidecek? Yani bu biraz şey. Evet alırsın. İşte atıyorum. Sana buradan yaklaşık şuralara kadar falan bıraksa %36 yapar yani. %36'lık bir şey yapar. Yani strese girmeye değer mi bilmiyorum ama sana kalmış bir şey. Neyse ben sana videoyu atayım, daha sonra görüşürüz.